Cezaevi memurusunuz ve bugünkü göreviniz bir helikopter pilotuyla beraber bu 3 psikopat mahkumu yeni hapishanelerine götürmek. Her şey hazırlandıktan sonra helikoptere bindiniz ve yeni cezaevine doğru yola çıktınız. Bu esnada helikopter pilotu rahatsızlandı ve helikopteri kullanabilecek durumunu kaybetti. İçerisinde bulunduğunuz bu helikopter idareden çıkmaya başladı. Bu sırada mahkumların her biri size helikopter kullanmayı bildiklerini ve kelepçelerini çözmeleri gerektiğini söyledi. Peki siz oldukça psikopat olan mahkumlardan hangisinin kelepçesini açar ve helikopteri kullanması için ona şans verirsiniz? Bu mahkumların hangisinin doğru söylediğini bilemeyiz. Fakat bu mahkumun dövmelerine bakılırsa bu kişiye şans vermek daha mantıklı olacaktır. Issız bir yolda arabanız bozuluyor ve telefonunuz çekmediği için yardım isteyemiyorsunuz. Şehir ise buradan oldukça uzakta. Bu yüzden yürüyerek de şehre gidemiyorsunuz. Ne yapacağınızı düşündüğünüz esnadaysa şansınıza 3 araba yanınızda duruyor. Ve bu kişiler size sizi gidebileceğiniz yere kadar götürmeyi teklif ediyor. Peki bu arabalardan hangisine binmenizin daha güvenli olduğunu bulabilir misiniz? Bu arabaya binmelisiniz. Çünkü yolda bulunan bir direkte bir kişinin arandığına dair bir afiş bulunuyor. Bu kişi size zarar verebilir. Yine aynı şekilde ağaçta bulunan başka bir afişe göre ise kullanılan bu araç çalıntı bir araçtır. Ve bu kişinin aracına bindiğinizde paranızı ve telefonunuzu çalabilir. Oldukça lezzetli pastalar yapan Ali, büyük bir doğum günü partisi için bir pasta hazırlamış ve pastayı getirilmesi istenen mekana götürmüştür. Ali pastayı istenilen mekana götürdüğünde ise Ali'yi doğum günü sahibi çift karşılamış ve Ali bu çifti görür görmez elindeki pastayı atarak çığlık atıp bu mekandan kaçmıştır. Peki siz bu kişilere bakarak Ali'nin neden bu çiftten korktuğunu bulabilir misiniz? İçeriye girdiğinde Ali, bu kişilerin yansımalarının aynada olmadığını görmüştür. Bu kişilerin vampir olduğunu anlamış ve bu kişilerden korkarak mekandan kaçmıştır. Dikkatli olanların kolaylıkla çözebileceği bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki logolardan hangisi Adidas'ın gerçek logosudur? Bu logoyu bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Adidas'ın gerçek logosu sol taraftaki bu logodur. İki kurbanın verildiği bu görselde ise 5 fark bulunmaktadır. Peki siz bu 5 farkı kendinize verilen süre içerisinde bulabilir misiniz? Kurbağalar arasındaki ilk fark kirpiklerdir. Diğer fark ise şapkanın desenleri ve şapka üzerinde duran sinektir. Dördüncü fark ise bu sazlıkken, son fark ise kurbağanın çilleridir. Şimdi sizlere bu kurbağayı veriyoruz ve sizlerden bu kurbağanın gölgesini bulmanızı istiyoruz. Peki siz 10 saniye içerisinde bu kurbağanın gölgesini bulabilir misiniz? Kurbanın sizden bulmanızı istediğimiz gölgesi 4 numaralı gölgedir. Sıradaysa ondan fazla kedinin verildiği bu görsel var. Peki siz bu görseldeki diğerlerinden farklı olan kediyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan kedi işte bu kedidir.
Peki siz 10 saniye içerisinde bu kediyi bulabildiniz mi? Bir parçası eksik olan balık da videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu balığı doğru parçayla tamamlayabilir? Bir parçası eksik olan balık orta soldaki bu parçayla tamamlanır. Belirli mantığa göre oluşturulmuş bu görselde soru işaretli alana hangi sayı gelmelidir? Soru işaretli alana gelmesi gereken sayı 3'tür. Çünkü çemberin bölümlerinden birindeki sayı karşıt bölümündeki rakamların çarpımıdır. Peki bu görseldeki emojilerle ne anlatılmak isteniyor? Bu emojilerle anlatılmak istenen nesneyi bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu emojilerle Arap sabunu anlatılmaktadır. Size verdiğimiz dağınık bu oda görselindeki gizlenmiş köpeği bulabilir misiniz? Bu köpeği bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Bu görseldeki gizlenmiş köpek, örtünün altındaki bu köpektir. Gözlerine güveniyorsan sırada bu inekler var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan ineği bulabilir misin? Diğerlerinden farklı olan ineği sizler için gösterdik. Peki bu maymunlardan hangisi aşağıdaki meyvelerin yanına gidecek olan maymundur? Bu maymunu bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. A yolundaki maymun meyvelerin yanına gidecek olan maymundur. Peki siz bu maymunu bulabildiniz mi? Köstebeklerin verildiği bu görselde de 5 fark bulunmaktadır. Peki siz bu 5 farkı size verilen 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? İki köstebek arasındaki 5 farkı sizler için gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Ayıların verildiği bu görselde de sizlerden birbirinin aynısı olan ayıyı bulmanızı istiyoruz. Peki kimler bu ayıları kendisine verilen süre içerisinde bulabilir? Birbirinin aynısı olan ayılar size gösterdiğimiz kahverengi bu ayılardır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu soruda birinin elinde dumbbell, diğerinin elinde ise büyük bir hamburger olan iki hamile kadın yer alıyor. Peki bu kadınlara bakarak hangisinin hamile olmadığını bulabilir misiniz? Hamile olmayan kadın her ne kadar hamburgerde sağlıklı bir yiyecek olmasa da elinde ağırlık bulunan bu kadındır. Çünkü hamileyken ağırlık kaldırmak tehlikeli olabilmektedir.